Flaş Haber'den iyi akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. 11 Haziran Pazartesi bugün Türkiye hızlı adımlarla 24 Haziran seçimlerine doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kandil'e operasyon haberini bugün miting alanlarından verdi. Yine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce millet kıraathaneleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meğer sen kek ustasıymışsın diye sesleniyor. Kendisine Bay Muharrem diye seslenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da cevap veriyor. Bu arada sevgili izleyenler, Meral Akşener'in mitinginde bir vatandaş terör üzerinden Meral Akşener'e seslendi. Akşener'in cevabı ise ben Barzani'yi öpmedim şeklinde oldu. İşte hepsini ve daha fazlasını ana haber bülteninde detaylarıyla sizlere aktaracağız. Şimdi hemen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Niğde mitingine gidelim. Çünkü oradan Kandil'e yapılan operasyonun haberini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu arada yine rakiplerine, ana muhalefet partisine de yüklenmeye devam etti. Kandil demiştim, hatırlayın. Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonlarımızı başlattık. Kandil operasyonunun başladığını bu sözlerle açıkladı Erdoğan. 14 hedefin yok olduğunu söyledi. Daha yapılacak çok iş var dedi. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı gittiler, vurdular, döndüler. Ama bitmedi, devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Niğde'de konuştu. İlk olarak terör mesajları verdi ve o mesajlar üzerinden muhalefeti eleştirdi. Bu Bay Kemal bize ne dedi? Afrin'e girmeyin. Bay Muharrem ne dedi? Afrin'de ne işiniz var? Yahu sizinle bu ülke yönetilmez. Nereye saklanırsa saklansınlar. Biz ne Kemal'e bakarız, ne Muharrem'e bakarız. Biz işimize bakarız, işimize. Ve bu teröristler hangi ine girerse girsinler, er ya da geç, teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz. Şu ana kadar sadece Afrin'de hamdolsun 4500'ün üzerine çıktı. Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Peki bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Ve Erdoğan günün en önemli haberini verdi. Kandil operasyonunun başladığını miting sırasında açıkladı. Şimdi bak, bugün size bir şey daha söylüyorum. Demiştim ya, Kuzey Irak'ta Kandil demiştim, hatırlayın. Sincar demiştim, hatırlayın. Ve oraya da operasyonlarımızı başlattık. Ve 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı, depoları, silah depolarını vesaire yok ettik. Yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler. Ama bitmedi, devam edecek. Sabır sabır. 24 Haziran bir halli olsun. Gerektiğinde beraber. Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli bir devlettir. Evet, şimdi düne gideceğiz sevgili izleyenler. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı sadece bugünden ibaret değil, dün de programı vardı. Dün akşam ilk olarak İstanbul Valiliği'nin düzenlediği iftar programında konuştu. Vatandaşa bir çağrısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Mutlaka sandığa gidin dedi. Sonrasındaysa Esenler'de Kadir Gecesi programında konuştu Cumhurbaşkanı ve Avusturya Başbakanı'nın cami kapatma kararına ilişkin sert yorumlarda bulundu. Bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması bir Haçlı Hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun.
Bu sözlerle Avusturya Başbakanı'na seslendi Erdoğan. Cami kapatma kararını eleştirdi. Daha çok gençsin, hata yapıyorsun dedi. Bak daha çok gençsin. Senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki ilk adresi İstanbul Valiliği'nin düzenlediği iftar programıydı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada seçmene seslendi. Mutlaka sandığa gidin dedi. Biliyorsunuz bayramı takip eden pazar günü seçim var. Buradan sizlerle birlikte tüm milletime çağrı yapıyorum. Amana, memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın. Bunun için mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin. Bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Ardından Erdoğan Esenler'de düzenlenen Kadir Gecesi programına katıldı. Buradaki konuşmasında Erdoğan'ın hedefinde Avusturya'da alınan cami kapatma ve Müslüman din adamlarını sınır dışı etme kararı vardı. Avusturya'nın şu anda Müslümanlara, camilere, ibadethanelere yönelik tavrı Avrupa'daki İslam düşmanlığının ve ırkçılığın sadece görünen yüzüdür. Avusturya'nın başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir Haçlı Hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim sevgili izleyenler. Malatya Zahidi Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle buluştu ve Danıştay üyesi Aysel Demirel Kılıçdaroğlu'nun hedefindeki isimdi. Sebep ise Aysel Demirel'in sosyal medya üzerinden attığı, yazdığı bir mesajdı. Mesajında Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız diyordu Aysel Demirel. İşte Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi Danıştay üyesine. Sen hakim misin diye sordu. Yoksa partinin kadın kolları başkanı mısın dedi. Ayrıca CHP lideri bir vaadin daha altını çizdi. Çiftçiye mazot 3 lira olacak dedi. Partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ederse o hakime kim güvenir? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Malatya'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Hedefinde Muharrem İnce'yi eleştiren, mesaj atan Danıştay üyesi Aysel Demirel vardı. Danıştay'a şimdi gene bir partinin genel başkanı Danıştay'a hakim tayin etti. Hakim ne yapıyor? Tweet atıyor. Ne diye? Muharrem İnce'yi eleştiriyor. Ya sen hakim misin? Partinin kadın kolları başkanı mısın? Kimsin sen? Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlık vurgusu yaptı Kılıçdaroğlu. Danıştay hakimine görevinden ayrılıp siyaset yap çağrısında bulundu. Ha, siyasete saygı duyarım. O da siyasete merak sarabilir. Olabilir. Yadırgamam. Ama o zaman hakimlikten ayrılacaksın. Geleceksin siyasete gireceksin. Şimdi o davaya, o mahkemeye Muharrem İnce'nin davası düştüğünde ne diyecek? O hakim ne diyecek? O hakim tarafsız mı? Değil. Adalet dağıtacak o hakim. Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu çiftçilerle ilgili iddialı bir vaatte bulundu. Seçimi kazanırsak mazot 3 lira olacak sözü verdi. Size sözüm söz 25 Haziran'da Sayın Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu sağladığında şeref namus sözü çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Nokta. Nokta. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün Beylikdüzü'nde vatandaşlarla iftar yaptı. Sonrasında Silivri'ye geçti ve Silivri'de de bir gece mitingi yaptı. Hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve onun vaadi millet kıraathaneleri üzerinden Erdoğan'ı eleştirmeye devam etti. Muharrem İnce Erdoğan'a
meğer sen kek ustasıymışsın diye seslendi ve kendisine Bay Muharrem diye hitap etmesine de Erdoğan'ın cevap verdi. Yani ne diyor biliyor musunuz? Sizi iş sahibi yapamam. Ancak bir çayla bir kek veririm diyor. Erdoğan'ın kıraathane vaadini bu sözlerle eleştirdi İnce. Kıraathaneler işsizliğin sinyalidir dedi. Ve Erdoğan'ın kullandığı Bay Muharrem sözlerini hatırlattı. Bay Muharrem, Bay Muharrem deyip durma. Bak millet sana bay bay Recep deyiverir hemen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam İstanbul Beylikdüzü'nde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürenler var. Ben onlardan biri değilim. İftar sofralarında siyasi konuşma yapmıyorum. İnce daha sonra miting için Silivri'ye gitti. Hedefinde kıraathane açma vaadinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Benim rakibim de diyor ki sürekli olarak Bay Muharrem, Bay Muharrem, Sayın Erdoğan, Bay Muharrem, Bay Muharrem deyip durma. Bak millet sana bay bay Recep deyiverir hemen. Sayın Erdoğan, 4. dönemim büyük ustalık diyorsun. E gördüm, meğer sen kek ustasıymışsın, kek ustası. Ey benim AK Partili kardeşim. Her mahalleye bir kıraathane açacakmış. Kıraathanede çaylar beleşmiş. Kekler de beleşmiş. Bakın, oralarda oturacaksınız. Yani ne diyor biliyor musunuz? Ben size iş bulamam diyor. Ben diyor, sizi iş sahibi yapamam. Ancak bir çayla bir kek veririm diyor. Bakın, AK Parti'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Gündüz bir çayla bir keki yedin içtin. Akşam eve gidince ne yiyeceksin? Ve İnce ilginç bir iddiada bulundu. Erdoğan seçilirse dolar 10 liraya kadar çıkar dedi. Türkiye'de büyük problemler var. Bakın durup dururken ne oldu da erken seçime gittiler? Ne diye erken seçime gittiler? Söyleyeyim mi size? Bir ekonomik kriz kapıda. Geliyor. Erdoğan seçilirse dolar 8 lira 10 lira olacak. Erdoğan seçilirse kamyon duvara toslayacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugünse Diyarbakır'da konuştu sevgili izleyenler. Din ve dil konusunda yeni çıkışta bulundu Muharrem İnce. Din dersinin seçmeli olacağını söyledi. Ayrıca eğitimin de 3 dilde yani ana dil, resmi dil ve bir Avrupa dili üzerine yapılacağını vurguladı. Çok bir 40 senedir bunu tartışıyor Türkiye. Çözümü bu. İsteyene istediği kadar seçmeli din dersi, istemeyene yok. Bu kadar basit. Devletin dindar ve kindar nesil yetiştirmek gibi bir görevi yok. Ben dindar nesil yetişmesine karşı değilim. Ama dindar nesil yetiştirmek devletin görevi değildir. Aile nasıl ister söyle onu. Ama kindar nesil istemem. Kindar nesil yok. Dil. Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. 3 dil. 1. 81 milyona çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. Bu 1. 2. Çocuğun evinde konuştuğu, anasıyla konuştuğu dili öğreteceğiz. Yetmez. Dünya vatandaşı yapacağız. Dünya vatandaşı. Yani çocuklarımıza İngilizce öğreteceğiz. Fransızca, İtalyanca, Arapça, Rusça, Japonca, Çince. Bunları öğreteceğiz.
İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise Elbistan'da konuştu sevgili izleyenler. Bir vatandaş Akşener'e tepki gösterdi. Bu ülkenin ekonomik sorunundan daha önce keşke Kürt terör sorunu üzerinde dursaydınız ve bu konuyla ilgili bir şeyler söyleseydiniz dedi. Ve Akşener vatandaşa cevap verdi. Habur ziyaretini ben yapmadım, Barzani'yi ben öpmedim dedi. Keşke bu ülkenin sormaya ekonomik sorundan daha önemli sorun terör sorunu. Keşke saraydan önce terör sorunu çözümlerinizi anlatsaydınız bu ülkede. Ben terör sorunu çözdüm oğlum, çözdüm, çözdüm, çözdüm. Bak şimdi sizin takım beni nelerle suçluyor bilsen. Oho, çözdüğüm için nelerle suçlanıyor. Ya, ya ben habur rezaletini ben yapmadım. Habur rezaletini ben yapmadım. Çadır mahkemesi açmadım. Barzani'yi öpmedim. Megri megri ağlamadım. Ve Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. Oslo'da cıvık cıvık konuşmadım. Peşmerge geçerken 2 günde 29 Ekim'de davulla zurnayla peşmergeyi bu ülkeden ben geçirmedim. Bir şey yapmayın. Herhangi bir şey yapmayın. Hayır, soru sordu, cevap verdik. Şehit için istenen, işte bunlar böyle. Şehit için isteyeceğim. Ya Rabbim, Allah sizlere sabır versin. Eyüp sabrı nasip etsin. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e komşu etsin. Evet, Allah'a emanet olun. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise Bursa'da konuştu ve yine Fenerbahçe'de yapılan başkan değişikliğine değindi. Benzerinin Türkiye siyasetinde de yaşanacağını söyledi. Ayrıca Karamollaoğlu seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin büyük problemlerle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Kim çok ama çok büyük önem taşıyor. Doğru bir karar verilmez. Eğer bu politikalarda değişiklik yapılmazsa bunun zararını herkes görür, herkes öder. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu 24 Haziran'da iktidara gelecek olan partiyi büyük sorunların beklediğini söyledi. 2 ayın içine bir seçim sığdırılacak. Oluyor mu? Oluyor ama bir türlü çeşitli badireleri, sıkıntıları göze alarak oluyor bu seçim. Neden? Çünkü herkes biliyor ki seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Karamollaoğlu Bursa'da vatandaşlarla buluştu. Konuşmasına başlamadan önce beyaz güvercin uçurdu. Karamollaoğlu, Fenerbahçe'de yaşanan başkan değişikliğini örnek gösterdi. 24 Haziran seçimlerinde de benzer bir durumun yaşanacağını söyledi. Hakikaten Aziz Yıldırım Bey, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler yapmış bir kişi. Ama çok uzun bir zaman Fenerbahçe yönetiminden ayrılmak istemedi. Herkes de mütereddittti. Bu kongrede de yine başta kalacak mı diye. Ama ne oldu? 4000'e 16 bin oyla seçimi kaybetti. Bir değişiklik meydana geldi. İşte bu değişiklik hissedilmiyordu. Burada bir dip dalga oluşmuştu. Farkına varamadılar. Aynen bu seçimlerde bu dip dalga Saadet Partisi için su yüzüne çıkacak.
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici dün Flash TV ekranlarında Seçime Doğru programında Yılmaz Tuncan'ın konuğu oldu sevgili izleyenler. İlhan Kesici'nin ekonomi uzmanlık alanı ve hükümetin Türkiye'nin ekonomisini iyi yönetmediğini söyledi İlhan Kesici. Ayrıca kendisinin daha önce aday belirleme sürecinde CHP'nin Cumhurbaşkanları adayları arasında ismi geçiyordu. Bu soru da soruldu. Yani İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması da kendisine soruldu. Ve bakın İlhan Kesici bu soruyu nasıl cevapladı? Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomiyle ilgili durum bir kere en başından itibaren çok ciddi olarak algılanılması lazım yani. Gazeteci Yılmaz Tuncan'ın hazırlayıp sunduğu Seçime Doğru programında bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici konuk oldu. İlk günden maddesi alarm veren ekonomiydi. Birikimli olarak Türkiye'nin şu anda dış borcu 453 milyar dolar. Bu çok büyük bir para. Öyle. Burada dış mihraklar bizi bu işte tufaya getiriyorlar, bu ne ediyorlar filan. Bu ve benzeri lafları akıldan atmak lazım. Dış borçla ilgili uyarılarda bulundu deneyimli siyasetçi. Ekonomi yönetiminin çok başta olduğunu, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanından farklı ses çıktığını söyledi. Yani ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcımız var. Adı ekonomi bakanı olan bir bakanımız var. Adı kalkınma bakanı olan bir bakanımız var. Adı maliye bakanı olan bir bakanımız var. Yani şimdi 5 tane büyük aktör. Hepsi birbirinden farklı şeyler söylüyor. Ekonomide sihirli değnek olmadığını, siyasetçilerin gerçekçi davranması gerektiğini söyleyen İlhan Kesici, toz pembe ekonomik tabloları yalanladı. 2008 yılında milli gelir kişi başına düşen 10 bin dolarmış. Şimdi hala 10 bin, 9 bin civarında. Arkadaş bu iyi şey değil, değil mi? Bak borcumuz artmış, satmışız, sağmışız. Bu demek ki iyi yönetemiyorlar. Her şey güllük gülistanlık zannediyorduk. Siz yani limon sıktınız. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayları arasında ismi geçen Kesici, Muharrem İnce'nin en doğru kişi olduğunu söyledi. Bence Muharrem Bey, Muharrem İnce Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu aşamada çıkarabileceği en doğru adaydır. Sizden sonra mı? Hayır, hayır. Ben kendimi de dahil ederek söylüyorum. 21 yaşındaki Çağlar, aynı zamanda 1 yaşında bir bebeğin de babası. Annesi para vermediği için sinirlendi ve evi yaktı Çağlar. 1 yaşındaki bebeğini de alevlerin arasında bıraktı. Olay saat 7.30 sıralarında Adana Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çeşitli suçlardan aranması bulunan Çağlar A sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken Çağlar A kaçtı. Abi bilir mi onun için aldın her bizi? Evi niye yaktın? 10 kişi öldürdüm. Bebeğini niye yapmak istedin? Bu sırada yangını fark etti komşular, itfaiyeye haber verdi, hortumlarla alevlere de müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü, Ezel bebek ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ezel Bebek'te birinci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Çağlar A ise kısa bir sürede yakalandı. 10 kişi öldürdük abi bilir mi? Onun için aldın her bizi. Beni niye yaktın? Bir gün polis aramasında fark etmişti ve üzerinden yıllar geçti. Sonrasında ise icra kağıdı geldi. Çünkü yıllar önce o kimliğini kaybettiği dönemde kimliğiyle özel bir üniversite öğrencisine kefil yapılmıştı. İddiası bu yönde. Sonrasında ise borç ödenemeyince evi haczedildi. Üçüncü sınıfta okuyan bir öğrenciye veri olmuş. İnsan veri olduğu öğrenciyi tanımaz mı? Tanımaz. Benim olmayan bir borç yüzünden evim sattı. Tanımadığını söylediği öğrencinin borcuna kefil oldu. Borç ödenmeyince evi elinden alındı. Kaybettiği kimliği yıllar sonra kabusu oldu. Elde yok, avuçta yok. Mahkeme dava açmak için evlilik yüzüğümü sattım. Bir dava için.
Çünkü param yok. Bedensel engelli Hıdır Kadam 10 yıl önce polis uygulaması sırasında kimliğinin olmadığını fark etti. 2008-2009 yılında kimliğim kaybolmuştu. Yani da polis aramasında kimliğim yoktu. 75. yıl karakoluna. İşte hemen kayıp ilanı verildi. Üzerinden çok uzun yıllar geçti ve bakkala gelen icra kağıdıyla Kadam şoke oldu. Senin 37 bin borcun var. Nasıl oluyor diye öğrenciye kredi verilmiş. Benden habersiz. Üniversitede 3. sınıfta okuyan bir öğrenciye veriyormuş. Veri olduğu zaman da otomatikmen kefil oluyorsun. Bunu yeni öğrendim daha yani. İnsan veri olduğu öğrenciyi tanımaz mı? Tanımaz. Ben tanımıyorum. Veri olmuşum. Yani daha doğrusu veri yapılmışım. Malatya'da yaşayan Hıdır Kadam kaybettiği kimliğiyle iddiaya göre İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan öğrenciye kefil yapılmıştı. 37 bin liralık borç ödenmeyince de evi haczedilmiş, satılmıştı. Böyle bir borcum yok. Avukatın yanına gittim. Tanrı avukat. O da işte ayrıca bir dilekçe yazdı bize. Ben böyle bir borcum yok dedim. Dava açtım. Evlilik yüzüğümü sattım. Bir dava için. Çünkü param yok. Dava açtım. O arada benim ev satıldı. Hıdır Kadam karşı dava açtı ama uzun sürebilir ve bu süreçte haczedilerek satılan evinin yeni sahibi tarafından sokağa atılma korkusu yaşıyor. Dilekçe veriyorum. Hani bu duruma düşen adamın hakkında soruşturma yapılmıyor. Zaman aşımına uğramış. İyi de bu hırsızla yapan bu suçu işleyen adam zaman aşımına uğruyor ama benim ev satılıyor. Yani bunun bir çaresinin olması lazım. Şimdi Malatya'ya gidelim. Ailesiyle birlikte iftar yapan adam iftar yaptığı yerde cüzdanını düşürdü. Daha sonra aynı yere sahurda giden bir kişi ise o cüzdanı buldu. Sonrasında cüzdanın sahibini aradı ve içinde yüklü miktarda para olan cüzdanı sahibine ulaştırdı. Bütün her şeyimiz burada. Böyle sarılıp kucaklaştılar. Çünkü birinin iftarda kaybettiği cüzdanı diğeri sahurda buldu ve sahibine teslim etti. İçinde 2000 euro ve 300 TL nakit var. Yani cüzdanın içinde 11 bin Türk lirasına yakın para vardı. Vedat Karaburun bir dakika bile düşünmedi. Cüzdanı bulduğunda hemen sahibini aramaya başladı. Akşam sahur için Orduzu'ya gitmiştik. Cüzdan orada buldum. Kendisine akşam internetten ulaşmaya çalıştım. Facebook'tan filan. Oradan tabii isim çıkmayınca emniyetten ulaştım. Malatya'da yaşayan müzik öğretmeni Şeref Özer cüzdanını ailesiyle iftar yaptığı sırada yere düşürdü ve farkına varmayarak evine gitti. Özer ailesinin iftarını yaptığı yere sahur yapmaya giden Vedat Karaburun ise yerde bulduğu cüzdanın sahibine ulaştı. Dükkanına davet ederek cüzdanı teslim etti. Sağ olasın. İçinde 2000 euro ve 300 TL nakit var. Kendisini teslim ediyorum ben şu an. Parası el almış. Kendisi güle güle harcasın. İçinde 11 bin TL'ye tekabül eden 2000 euro ve 300 TL'ye bulunan cüzdanın sahibi parasına kavuştuğu için çok mutlu oldu. Abimden Allah razı olsun. Böyle duyarlı davrandığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Nusret Gökçe, meşhur tuz serpme hareketiyle dünyaya açılan, hatta dünya yıldızlarına bile et pişiren restoranlar zinciri sahibi. Nusret Gökçe, memleketi Erzurum'da külliye açtı. Uğurlu mübarek eylesin. Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum'da külliye açtı. Bugün çok mutlu bir günümdeyim. Memleketime, doğduğum köyüme. Görmüş olduğunuz gibi mimarisiyle çok özel güzel bir cami yaptırdık. Fenomen iş adamı Nusret Gökçe, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyünde 4000 metrekarelik alanda cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan büyük bir külliye yaptı. Biz yaptık, inşallah içini doldurursunuz. Sizin dualarınızla inşallah farklı projelerle de Erzurum'a yatırımlarımızı yaparız. Yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan külliyenin açılışına çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve mülki amir katıldı. Hayırlı uğurlu mübarek eylesin.
Külliyeye annesiyle babasının adını veren Nusret Gökçe, açılışın ardından akrabalarıyla hasret giderdi. Hepsiyle fotoğraf çektirdi. Hissettiğin akşamları. Dün Kadir gecesiydi. Türkiye bu geceyi nasıl karşıladı, neler yaşadı hepsini aktaracağız sevgili izleyenler. Ama önce reklamlar, sonrasında ana habere devam edeceğiz. Ana haber bültenine kaldığımız yerden devam edelim sevgili izleyenler. Dün gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesiydi. Ülkemizde her yerde camiler ibadetlerini yapanlarla doldu taştı. Hatta yurt dışından ibadet için Türkiye'ye gelenler bile vardı. Eller semaya açıldı dün gece. Dualar edildi. Türkiye'nin dört bir yanındaki camiler doldu taştı. Dün akşam Kadir gecesiydi. Bütün Türkiye'nin, İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin yeryüzüne inmeye başladığı gün, yani Kadir gecesi dün akşamdı. Edirne'den Mardin'e, İzmir'den Erzurum'a kadar her yerde camiler müminlerle doldu. Dualar edildi, ilahiler okundu. Böyle bir güzel geceye ailemle beraber katıldım. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Kadir gecesi için yurt dışından gelenler bile vardı. Edirne Selimiye Camii dün akşam Yunanistan'dan gelen yüzlerce mümini ağırladı. Geldik buralara. Her sene de geleyim. Her sene de geleceğim yani. Nereden geliyorsun? Yunanistan'dan. Biz bu gece Edirne'ye geldik cami için. Her sene geliyiz kısmetse. Önemli bizim için. Selimiye önemli yani, yarı hacılık değiller. Camilerde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar geç saatlere kadar evlerine dönmedi. Kimi cami bahçelerinde oturup dua etti, kimi de sahurunu yaptı. Kadir gecesi için Manisa'da değişik bir uygulama yapıldı. Özel olarak hazırlanmış 3 ton şerbet belediye meydanlarındaki çeşmelerden akıtılarak vatandaşlara dağıtıldı. Şu anda da şerbetimizi de çeşmelerden akıtıyoruz. Gece saat 12'ye kadar da inşallah akıtacağız. Ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. Yayınımız iftar vakti programıyla devam edecek. Saat 23'te gece hattı sizlerle olacak. Yarın görüşmek dileğiyle iyi akşamlar ve hayırlı iftarlar diliyoruz.